years we wait. Those soldiers won't wait so long. So mighty has hurt our... Alo, buyurun. Merhaba Mineciğim. Akşam yemeğini arkadaşlarla yiyeceğim, beni beklemeyin. Sıkılaştı bu gece gezmeleri. Gecikme ablacığım, babam merak ediyor, biliyorsun. Hadi, iyi eğlenceler. Gelen giden olmaz mı? Olmaz. Anamla üvey babam olacak yeri Avrupa'daymış. Döndükten sonra da adadaki evde kalacaklar. Burası müşteri çıkıp da satılana kadar benim sayılır.
Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim baba. Fikret'le evlenmeye mi karar verdin? Ablam çok kötü bir yolda. Sana söylemek zorundayım artık. Ne gibi kötü yol? Ablam... Alo, buyurun. Doktor Orhan'la konuşmak istiyorum. Buyurun, ben Doktor Orhan. Kızınız bir trafik kazası geçirmiş. Korkulacak bir şey yok ama... hemen gelmelisiniz. Peki, geliyoruz. Mucize diyebiliriz. Otoyla bir ağaca çarpmışlar. Ama ucuz atlatmışlar. Kendisi de, arkadaşları da birkaç yara bereyle kurtulmuş. Yatıyor mu? Hemen görebilir miyiz? Doktor... size kötü bir haber vermek zorundayım. Gerekli müdahalede bulunurken, röntgenleri çekilip, kan verilirken... ortaya feci bir durum çıktı. Kızınız ve arkadaşları eroin kullanıyorlar. Benim de söyleyeceğim buydu. Odasında eroin buldum bugün. Bizi yalnız bırak lütfen. Allah'a şükür ucuz atlatmışsın. Sen de yatabilirsin baba. Biraz sancım var ama uyuyunca geçer. Ne zamandır kullanıyorsun? Neyi kullanıyorum? Yavrum, sen canımdan çok sevdiğim evladımsın. Seni alıştıranlardan kaç. Suratlarını görme bir daha. Çok gençsin. Akıllı, okumuş bir kızsın. Uyuşturucu ölüm demek. Ne uyuşturucusu? Kim uydurdu bunları? Mahvolursun. Krizler geçirerek, şuurunu kaybederek, çırpınarak can verirsin. Niçin alıştın? Neden gerek duydun? Yoksa hala onu unutamadığın için mi? Öldü artık o. Geri dönemez ki. Daha çok gençsin. Karşına iyi biri çıkar, yeniden mutlu olursun. Neden bu iğrenç uyuşturucunun arkasına gizliyorsun kendini? İftira! Kullanıyorsam dünyanın en aşağılık insanıyım. Nasıl inanırsın? Beni nasıl suçlarsın? Yazık. Kanında yüksek dozda uyuşturucu varmış. Doktorlar mı yalancı yoksa sen? Bir yanlışlık olacak. Hiç kullanmadım. Vallahi kullanıyorsun. Bir süredir şüpheleniyordum. Bunu odanda buldum. Hala inkar edecek misin? Rahat, mutlu bir hayatın var. Seni hepimiz seviyoruz. Yoldan çıkmış sapık arkadaşlarınla eroin çekiyorsun... bir de yeminler ederek yalan söylüyorsun. Bir daha yakalarsam gebertirim seni. Yeter, sakin ol baba. Ablama yardım etmeliyiz. Belki bunalım geçiriyor. Çok sevdiği birini kaybetti. Unutamıyorum. Sonra annemin ölümü. Az şey mi bunlar? Çok acı çekti ablacığım. Sen de hiç ilgilenmiyorsun bizlerle. Varsa yoksa hastaların. Bütün suç dönüp dolaşıp benim başıma yıkılıyor, öyle mi? Ona yardım et baba. Daha yakın, daha şefkatli ol. Kurtaralım ablamı. Belki gelemem. Geceleri sokağa çıkamayacağım bu ara. Yarın gene konuşalım. Kaç lira atlatıyorsun beni? Gecelere çıkma izni alamıyorsan ben konuşayım babana.
Babamla ilgisi yok. Yarın ara dedim. Gelirim belki de. Ben de öperim. Beğendin mi yaptığını? Adi, rezil, gammaz seni! Babama söyledin de ne geçti eline? Her şeyi açıkça konuşarak bir çare bulmak istedim. Fikret'le geceleri beni gözetlemek için çıkmıyorsun! Gardiyanı mısın be, gardiyanı mısın sen? Abla yeter! Beni ele verdin! O güzelim mal da gitti! Bir daha peşimde olursan gebertirim! Duyuyor musun? Gebertirim seni! Sema yaklaşık bir ayda iki gün geldi. En değerli, en sevdiğim elemanımdır. Kendisine müthiş ihtiyacım vardı. Arattım, söz verdi ama gelmedi nedense. Tatsız bir şey mi oldu? Niçin soruşturuyorsunuz? Yok, Sema hasta biraz, evde yatıyor. Bugünlerde gelecekmiş. Size uğrayıp söylememi istemişti de. Dört gözle bekliyorum, yanaklarından öperim. Geçmiş olsun, iyi günler. Sağ ol. Harmanım gene. Krize girmekten korkuyorum. Mala ihtiyacım var, tamam mı? Ya, demek korkuyorsun. Yarın öyleyse, yarın gel. Kafayı bulunca sana doyulmuyor. Müthiş azıyorsun. Öperim. Hayrola baba, erken döndüm. Sema nerede? Odasında. Sema, nasılsın? İyiyim babacığım. Jimnastik salonuna gitmiyor musun uzun zamandır? İz mi sürüyorsun? Ne zaman biter bu kovuşturma? Yavrum, güzel kızım. Belki de Mine haklı. Sizleri ihmal ettim. Şimdi sana dört elle sarılmak, seni o uçurumdan çekip kurtarmak istiyorum. Sağ ol baba. Bir psikolog arkadaşımla konuştum, seni bekliyor.
Ne yapacakmış psikolog beni? Bize açamadığın gizli dertlerin, sorunların olabilir. Onunla daha rahat konuşuruz. Sizlerden gizli neyim olabilir ki? Sizleri çok üzdüm, biliyorum. Ama pişmanım, tövbe ettim. İnan babacığım. İnanıyorum. Yalpaladın, bocaladın bir ara. Şimdi doğru yolu buldun. Canım kızım. Babacığım. Ne var kızım? Ne oldu? Küpelerim, annemin yadigarı, kolyem, pırlanta yüzüğüm, her şeyim kayıp. Birisi mi aldı demek istiyorsun? Evet, çalınmış, çalmışlar. Kimden şüpheleniyorsun? Ablam çaldı. Eroin almak için çaldı. Bugün fena tartıştık. Çıldırmış gibiydi. Onu ele verdim diye düşman kesildi bana. Geçecek, düzelecek. Hoş görmeye çalışalım. Fikret'e söz verdiğim için gidiyorum. Çok mutsuzum baba.
İnanmıştık. Ama bu sabah gene kaçtı. Yetişemedim. O iğrenç, o soysuz arkadaşlarına gitmiş olmalı. Biz baş edemeyeceğiz. Yardımınızı istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapın. Lütfen. Bu işten tövbeyle, yeminle kurtulmak olsa... uyuşturucu olayı dünyayı sarsan bir felaket olmazdı. Üstelik doktorsunuz. Nasıl inandınız kızınıza? Ben jinekoloğum. Uyuşturucu uzmanlığım dışında. Daha fazla gecikmeden bulalım kızım. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Kızınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz? Bilmiyorum. Hiçbirini tanımıyorum. İnandığım için hiç ilgilenmedim kızımla. Hep böyle başlar bu felaketler. Çocukları sıkmadan, bunaltmadan daima gözetmeli. Ah, bu analar babalar. Sizin bildiğiniz bir şey var mı? Erol diye birinden bahsediyordu. Zengin bir ailenin çocuğuymuş. Eroini kimden alıyorsunuz? Seni zehirleyenleri, gencecik yaşında ölüme mahkum edenleri saklaman mertlik değil, sersemlik. Onlar milyar kazanırken sizler 3-5 ay içinde can veriyorsunuz. Yazık ve günah sizlere. Kim bu katil? Kim veriyor sana eroini? Kim? Aramızda kalacak. Hiç kimse bilmeyecek senin söylediğini. Satıcı kim? Eroini kimden alıyorsun?
Konuş oğlum. Yarın bütün ailen çevren duyacak. Utanacak, kahrolacaksın. Bu Allah'ın cezası zehir seni felç edecek. Çalışamayacaksın. Ne düzenli bir işin, ne evlilik, ne çocuk. Birkaç ay içinde ölüp gideceksin, değer mi? Senin gibi başkaları da mahvolmadan yakalayalım şu namussuzları. Pırıl pırıl başka gençler ziyan olmasın. Kimden alıyorsun, kimden? Arkadaşların satıcıları söyledi. Senin de ayrıca bildiğin kişiler varsa onları da öğrenelim. Konuş kızım. Söylemezler. Hiçbirini ele vermezler. Boşuna uğraşmayın. Niçin söylemezlermiş? Nedenini biliyorsunuz. Konuşursak öldürürler bizi. Hiç kimse de kurtaramaz. Hepsini ele geçirirsek, idamdan kurtulsalar bile en az 20 yıl yerler. Nasıl öldürürlermiş sizi? Öldürür onlar. Adımız ispiyoncuya çıktı mı, başka satıcılarda mal vermez bize. Eroinsiz çıldırırız. Sonumuz zaten gebermek. Hayatımız kaymış bizim. İnsanlıktan çıkmışız. Boşuna sorup durmayın. Sadece bir defa içmek bile alışkanlık ve bağımlılık yapar. Verdiği geçici zevk, mutluluk ve olağanüstü canlılık feci bir tuzaktır. O birkaç saatlik zevki, dinçliği yeniden tatmak için vazgeçilmez bir istek duyulur. Bu isteği duyan zavallı hasta işte o an mahvolmuş demektir. Eroin bağımlılığından kesin olarak da kurtulmak imkansızdır. Yazık ki kesin tedavi yoktur. Çok defa sonuç vermez. Yapılan tedavi ile hastanın ancak yaşamı uzatılabilir. Çok ender durumlarda da kurtulma ümidi vardır. Eroin bağımlısı kısa bir süre sonra ruhsal ve bedensel yıkıma girer. Sudan korkar ve yıkanamaz. Kasılmalar, spazmlar artar. Bu dönemde dayanılmaz kaşıntılar başlar. Hasta sivri aletlerle, bıçakla kaşınır artık. Parmağı, tırnağı yetmez. Öleceklerini anlayanlar en son aldıkları eroin miktarını arttırırlar. Okuduğunuz, duyduğunuz eroinin miktarını fazla kaçırdığı için ölmüş sözleri çok yanlıştır. Bağımlı hasta bu çok fazla eroini vücuduna bile bile verir. Son defa, bu son eroini almaya, bu intihara golden shot. Altın vuruş denir. Hastamızı bir an önce getirin, elimizden geleni yapalım. Ay, 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 açın! Ay, ay, kalmak istemiyorum! Kalmak istemiyorum! Açın kapıyı! Açın! Ay, kalmak istemiyorum bana! Açın! Saklama!
Ver diyorum. Bir parçacık, bir parçacık. Çok adisin. Biz böyle mi yaptık sana? İstediğini de vermedik mi? Versene, versene. Gelme! Dokunma bana! Yalvarırım, dokunma bana! Canım karı! Ahlaksız bayan! Gelme! Yorucu bir tedavi uyguluyoruz. Yanında çok kalmıyor. Dinlensin. Böyle zamanlarda çok duygulu olurlar. Ağlayabilir. Hatta yalan söyleyebilir. Sakın inanmayın. İyi gördüm seni. Evet babacığım. İyileştim artık. Eskisinden de güzelsin ablacığım. Beni buradan çıkarın artık.
Tedavim bitti. Sıkılmaya başladım. Doktorunla görüştük. Bir süre daha kalman gerekliymiş. Yalancı! Beni istemiyorsun artık. Senin gibi baba olmaz olsun. Sema, sakin ol kızım. Yakında çıkacaksın. Bana inan yavrum. Hayır! Yalan! Yalan! Beni diri diri gönderiniz buraya. Burası benim mezarım. Bu sessizliğe ihtiyacım vardı. Ablamın hali çok kötü. İyi ki görmedim. Bırak üzülmeyi. Bir yere gidip iyi bir yemek yiyelim. Birer içki içelim. Eve gideceğim. Babamı yalnız bırakamam. Beni unut bu ara. İyileşinceye kadar ablamın yanında olmalıyım. Babam çok üzgün. İkisinin de bana ihtiyacı var. Beni anlıyorsun değil mi? Hayır, anlamıyorum. Şımarık, sorumsuz, dengesiz bir eroyman için ikiniz de gereksiz yere çırpınıp duruyorsunuz. İyi. Biraz da sen üz bakalım. Seninle olan ilişkimizi de etkiliyor ablan. Yaşantımızı bozuyor. Onun yüzünden birbirimizi hiç görmesek şaşmayacağım. Seni hiç böyle bilmezdim. Ürkütüyorsun beni. Beni değil, ablanı suçla. Senin öğretsin seni. Kurdelin kadın. Dur. Seni kes seni. Bırak beni. Yaparken iyi değil mi? Bırak beni. Bırak beni. Thank you.
eşeğimize getir. Hı hı. Ben haber vereyim. Misafiriniz var efendim. Hoş geldin. Başına gelen her şeyi biliyorum. Sana elbet yardımcı olacağım. Sağ ol. Ben de ne istersen yapacağım. Bana önce mal ver, hemen. Şu halime bak, neler çektim hastanede. Hadi, mal ver, enjektörü ver, ne olur. Param var mı? Yok, nereden olacak? Borcum olsun, sonra veririm. Titreme geliyor. Krize girersem parçalarım kendimi. Bu işte borç olmaz. Yalvarırım Şehmuz, kulun kölen olayım. Bir şartla veririm. Satıcılık yapacaksın. Hayır, yapamam. Korkarım. Yakalanırsam hayatım kayar, mahvolurum. Bu temel kuraldır kızım. Her içici sonunda satıcı olur. Parası olan alır, olmayan satıcılık yapar. Tamam, tamam. Ne istersen yapacağım. Ver, ver, çabuk. Yukarıda, odamda. Henüz bir haber yok. Her yerde aratıyoruz. Uyuşturucuya kapılan gençlerin çoğu ailesinden ilgi görmeyenlerdir. Zengin ama kendi alemlerinde olan ana babalardan söz etmek istiyorum. Ne sevgi, ne ilgi, ne de şefkat. Böyle aileler kaybolan çocuklarını pek aramazlar. Çocuklar da ailelerini arayamaz tabii. Ne olur böyle zavallılar? Nasıl yaşarlar? Çoğunun tedavisine imkan yoktur. Kimsesiz çocuklar evine kapatılırlar. Çocuğunu ısrarla arayan ender ailelerden birisiniz.
sen yüzünü onlardan kendi yapıyorsun birader. Kaşıntı delirtecek beni. Durma, ver. Hadi ver. Ver. Yok. Gerçekten. Ben de Şehmut köpeğine satıcılık yapıyorum. Deme be. O ne kahpe çocuğuymuş o. Param varken yerlere kapanıyordu. Şimdi tokadı yapıştırıp kovdu beni. Ver benim. Bu kaşıntı gebertecek beni. Ver. Benim sana getiremedim. Neden? Motorda herifin biri devamlı beni dikizliyordu. Polistir diye korktum. Hepsini denize attım. Allah kahretsin. Durarım, bir araç getirmeye çalışırım. Yarına kadar nasıl dayanırım?
Sen kullanmıyor musun? Bu işkenceyi çekmiyor musun? Bilmiyor musun? Yanına kadar nasıl beklerim? Nasıl yaşarım? Nereye sakladın? Ver diyorum! Ver diyorum! Ver dedim! Nereye sakladın? Nereye sakladın? Çıkar! 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 Çıkar diyorum! Çıkar! Ver bana! Ver! İntihar ihbarı yapılan otel, burası başkomiserim. Peki. Zaten bildirilen eşkel Doktor Orhan'ın kızı Sema'ya çok benziyor. Göreceğiz başkomiserim. Nerede? Birinci kat 30 numara efendim. Siz buraya göz kulak olun. Sen de benle gel. Son defa yüksek dozda eroin almışlar. Altın vuruşla ölmüşler. İşimi çok seviyorum. Şirkette müdürlerim herkes de beni seviyor. Kısa zamanda başarılı olmak, yükselmek en büyük arzum. Biliyorum. Oysa ben eroin bağımlısı bir kızın kardeşiyim. Ablamın olayı gazetelere geçecek, duyulacak. Bu da senin geleceğini gölgeleyecek. Evet. Bizim iş çevresinde hoş karşılanmıyor bu olaylar. Ablası uyuşturucuya esir bir kızla evlenmeni istemeyecekler. Seni de beni de suçlayacaklar değil mi? İkimizin de günahı yok. Ama derdimi anlatamam, savunamam. Uyuşturucu bağımlısı ablan değil de ben olabilirdim. Gene de beni terk etmeni düşünemezdim. Seven erkek kaçmaz. Sevdiğini kurtarmaya çalışır. Suçlu ben değilim, ablan. Ona söyle bunları. Güle güle Fikret.
İleride daha çok üzüleceğime şimdi bitsin. Mine, anlamıyorsun beni. Öyle mi sanıyorsun? Mesleğine ve başarıya koş, hadi. Güle güle. Saatte işe çıkman gerekirdi. Hastayım. Vücudumda korkunç bir karıncalanma var. Geç yıkan. Hiçbir şeyin kalmaz. Bile bile dalga geçiyorsun. Sudan korkmaya başladım. Yıkanamam. Peki. Dinlen bugün. Yine mi sen? Ocağına düştüm beyim. Bir şey istiyorum. Paran var mı? Yok. Kovuldum evden. Demek paran yok. Beni hala tanıyamadın galiba. Paran yoksa mal da yok. Attın dışarı. Üşüyorum. Çıldırıyorum. Korkuyorum. Bir parçacık, bir gramcık ver. Ne olursun kulun gelen olayım, kurtar beni. Sonra soluk alamayacağım. Sonra böcekler saldıracak. Kurtar beni. Ne olursun kurtar beni. Şimdi mal vereceğim sana. Güzelleşeceksin. Şarkılar söyleyeceksin. Sağ ol. İzmir'e göndereceğim seni. Orada çalışıp yeni müşteriler bulacaksın. Ah!
Bırak artık üzülmeyi. Ablandan sonra seni de kaybetmeye dayanamam. Senden başka kimsem yok. Yarın bir de ben konuşacağım Fikret'le. O da üzgün ve umutsuz. Barışacak, gene eskisi gibi olacaksınız. Alo? Ben Erol, Sema'nın arkadaşı. Sana kızının yerini bildireceğim. Sen de bana bunun karşılığında uyuşturucu getireceksin. Uyuşturucu mu? Nereden? Nasıl bulurum bu saatte? Alo? Alo? Bana ne? Bana ne? Bulacaksın. Doktor değil misin? Bulursun. Bulamazsan Sema'yı da asla göremezsin. Göremezsin. Peki. Bulacağım. Hemen buluşalım. Nereye geleyim? Can kurtaran tren istasyonu. Hemen geliyorum. Nerede kızım? Önce malı ver. Hayır, önce kızımın yeri. Ulan doktor, öldürmeli seni. Görmüyor musun şu halimi? Kızımın başını sen yaktın. Asıl ben seni öldüreceğim. Beni kızıma götür. İstediğini vereyim sana. Peki, gidelim. Tamam. Hadi. Dur burada. Nerede? Şurada. Şeyh Muzi'ye bir eroincinin emrinde. Bundan sonrası senin işin. Ver malı. Getirmedim. Neden? Neden? Kandırdın beni. Zavallı. Bitmişsin sen. Uyuşturucu bulamam. Yerine para getirdim sana. Bu saatte parayı ne yapayım ben? Ne işe yarar? Git açtır kapını mal işte. Yaşa be. Doğru ya. İstediğim kadar alırım bu parayı. Evet. Hey! Hey! Kimse yok mu? Şehmuz evde mi? Evet evde. Ya Sema? O da burada. Ne yapacaksın onları? İlaç, ilaç alacağım. Bak! Gel öylesi. Alo, başkomiser Memdu. Ben Doktor Orhan. Kızımı buldum başkomiserim, sizleri bekliyorum. Neredesiniz? Tamam, derhal geliyoruz. Biz gelene kadar hiçbir şey yapmadan bekleyin. Villayı gözleyin sadece.
Mermus! Kaldır ellerini! Kaldır, geç şöyle! Geç! Aç bacaklarını! Aç! Al şunu! Başkomiserim! Başkomiserim, kırdılar! ...35-46... ...operasyon bitmiştir... ...görevimiz tamamdır... ...acele bir ambulans istiyoruz... ...bitti baba... ...bitti artık... ...Erol'un feci ölümü aklımı başıma getirdi... ...gerçekten tövbe ediyorum... ...seni, Mine'yi çok özledim... Evime dönüp hayata yeniden başlayacağım. Beni bırakma babacığım. Bırakma. Bırakmayacağım. 35 yıl kaldı. Sakın hastaneye gönderme beni. Gönderme. Gönderme. Göndermeyin. Göndermeyin.